Tüm memleket olarak COVID-19 virüsüyle mücadele ediyoruz. Ve virüsle mücadelede en önemli ve kesin çözüm de sosyal izolasyon ve hijyenin temin edilmesi, hijyene dikkat edilmesi. Bu manasıyla pazarlarda yoğunluğun olduğu yerler, biz de görevli arkadaşlarımızla bakanlık tedbirlerinin, talimatlarının, il ve ilçe hıfzıssada aldığımız kararların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için pazarımıza geldik. Belediyemizle, kolluk kuvvetlerimizle birlikte. Şimdi bu kapsamda COVID-19'la mücadelede pazar yerlerindeki yoğunluğu azaltmak için biz ilk önce sadece pazartesi günü olan pazarı iki güne çıkarttık. Müstahsil pazar dediğimiz köylü pazarımızı artık cuma günleri yapıyoruz. O yüzden bugün biraz daha geçen haftaya nazaran aldığımız tedbirin çok faydalı, yerinde alınmış bir tedbir olarak yerinde görmüş olduk. Onun dışında bütün esnafımıza malların alınacak sebze meyvelerin seçilmemesi gerektiğini tembihledik ve birçok yerde de pazar yerinin seçilmeyeceğine dair uyarı yazılarını gördük. Yine en başta bütün pazar yerimizi çevreledik, giriş ve çıkışları kontrol altına aldık ve içerideki esnaf sayısının en fazla iki katı kadar müşteri alıyoruz, vatandaş alıyoruz içeriye. Pazar yerinde kolluk kuvvetlerimiz ve belediye zabıtası müştereken çalışıyor ve içerideki vatandaş azaldığı zaman kapıdaki girişteki görevliye yeni vatandaşları gönderebilirsiniz diye aralarında telsizle anlaşıyorlar. Böylelikle pazar yerindeki insan sayısının sürekli aynı kalmasını sağlamış oluyoruz. Bunun dışında yine tezgahlar arası mesafenin 3 metre olmasına dikkat edilmediğini kontrol ettik. Buna da esnafımız uymuş. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Yine malların seçilmeyeceğine ilişkin tedbirleri de öncesinden, vatandaş gelmeden önce poşetledikleri için zaten buna da imkan vermemişler. Yine esnafımız ve bütün vatandaşlar maske takmadan pazar yerine giremiyor. Bu bakanlığımızın talimatı, bunun da uygulanıp uygulanmadığını görmüş olduk. Sağ olsun vatandaşlarımız kula olarak bugün iyi gördüm ben kulamızı. İnşallah hep böyle gideriz. Bu tedbirlere uyarak ve sosyalizasyonu sağlayarak bu virüste tüm memleket olarak başarıyla çıkacağız mücadeleden. Buna inanıyoruz. İnşallah dediğimiz gibi kurallara uyalım ve çok işimiz yoksa evde kalalım. Zaten bu vesileyle de 20 yaş altına da malumunuz sokağa çıkma yasağı geldi. Çünkü gençlerimiz çok mobil, hareketli. Bunun önlemek gerekiyordu. Devlet büyüklerimizde, bakanlığımızda 20 yaş altına yasak geldi. Ama bunun istisnası çalışan kesimde 20 yaşın altına varsa bu yasağı 18 yaş altı olarak uyguluyoruz. Bunun da buradan bilinmesini sizlerin aracılığıyla isterim. Teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla yapılanları anlatmış olduk ve vatandaşımıza tekrar evde kal çağrısını sizlerin aracılığıyla tekrar yapmış olalım. Kıymetli kulalılar, sağduyulu olalım. İşimiz yoksa evden çıkmayalım. Alınan bütün kararlara uyalım. Bunlar hepimizin sağlığı için. Bir kişi herkesi ilgilendiriyor, herkes de bir kişiyi ilgilendiriyor. Lütfen işimiz yoksa özellikle en kesin çözüm olan evde kalma kuralına uyalım. Marketlere özellikle ve pazar yerlerine ve kamu kurumlarına maskeyle giriyoruz. Onu da buradan hatırlatmış olayım. Teşekkür ederim.